Kraspor'dan herkese merhabalar. Bugün futbol okullarını, halı sahaları, tesisleri, altyapıları ve amatör kulüplerin sorunlarını konuşacağız. İlk konuğumuz Volkan Yıldırım olacak. Volkan hocam merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Hocam ne kadar süredir sahaya inmiyorsunuz? Uzun bir süre oldu. Yani tabii biraz espri de katılarak bize bir ömür boyu gibi geldi bu iş. Açıkçası yaklaşık 3-3,5 aydan beri, 3,5 ay oldu. 16 Mart'tan bu yana sahaya inemiyoruz. Hocam pandemi sonrası her şey yavaş yavaş, hatta bazılarına göre hızlı hızlı normale dönmeye başladı ama halı sahalar, Evet. futbol okulları konusunda hala bir belirsizlik var. Çocuklar 3 ay fiilen sokağa çıkamadı, şimdi fiilen spor yapamıyorlar. Ne düşünüyorsunuz hocam bu konuda? Valla Türkiye'nin bana göre yarayan kanasının, kanayan yarasının bu olması gerekiyor. Çünkü çocuklarımız Türkiye'nin geleceği. Bunların fiziksel ve psikolojik olarak bunları hep ayakta tutmamız gerektiğini inanıyorum. Ve hep bunun mücadelesini veriyoruz. Açıkçası sporla uğraşan insanlar olarak bizler. Burada büyük yanlışlar var. Bir kere sahipsizlik çok fazla. Destek yok. Sahipsizlik var. Kaydıya alınmamak var. Beni en çok üzen şey bunlar. Yani bu çocuklar şu an hızlı bir normalleşme süreci içerisinde sizin dediğiniz gibi. Her şey normale döndü. Geçen gün kendi sayfamda da yazdım ben bunu. Yani havuzlardan tutun da masaj salonlarına kadar her yer açıldı. Tiyatrolar, sinemalar, AVM'ler, oralar, buralar. Bu çocukların sokağa çıkma yasağı da kaldırıldı. Çocuklar sokakta zaten şuursuzca arkadaşlarıyla bir arada top oynuyorlar. Biz de diyoruz ki ya birileri bir şeyler söylesin de, yani birileri bu konuya bir parmak bassın da bu çocukları biz kontrollü bir şekilde spor yapmalarını sağlayalım. Zaten 3,5 aydan beri çocuklar evlerinde perişan oldular. Hem fiziksel gelişimleri hem mental gelişimlerinde inanılmaz bir gerileme oldu. Sağlıksız ortamlarda bilgisayar başında sürekli yeme pozisyonunda düzensiz beslenmeyle ciddi şekilde sorunlar yaşıyorlar. Ve bu çocuklar hareketli olmak zorundalar. Biz de uzun zamandan beri bunun mücadelesini veriyoruz. Yani spor kulüpleri olarak, futbol okulları olarak altyapılarımızda bunun mücadelesini veriyoruz. Diyoruz ki bunu bir açıklayın. Biz de kontrollü olarak evlatlarımızı antrenmanlara alalım, sayıları belirleyelim, sayıları düşürelim. Girişlerini, çıkışlarını, dezenfektasyonlarını yapalım, ateşlerini ölçelim, beslenme düzenlerini sağlayalım. Sağlıklı bir şekilde tekrar eski düzene yavaş yavaş dönmeye mücadele edelim diyoruz. Fakat bununla ilgili hiç kimse taşın altına Gökalp Bey elini sokmuyor, hiçbir açıklama yapılmıyor. Bu durumda da hakikaten iki noktada düşünmem gerekiyor bunu, düşünmek gerekiyor. Birincisi çocuklarımızın sağlığı artı kulüplerimizin geleceği noktasında altyapı almıyor. Altyapılar nereden çıkıyor? Futbol okulundaki çocuklarımızdan yetiştirerek, eğitimler vererek yukarıya çıkarıyoruz. Yarın bir gün Ağustos ayı sonunda maçlar deniliyor. Maçları kimlerle oynayacağız? Ortada küçük gruplarda antrenmanlarımız yok, çalışmalarımız yok. Yani her türlü sıkıntı içerisindeyiz. Hocam ben de şeyi Her türlü. soracaktım. Şimdi 3,5-4 aydır herhangi bir bilimsel antrenmana tabi olmayan çocuklarla Ağustos sonunda lig oynayacaksınız. Şimdi Evet. çocukları antrenmana aldığınızda ligi hazır hale getirebilmek için gerekli olan süre zaten nereden baksanız 6 hafta. Artık yani Kesinlikle. Ağustos sonunda lige başlayacak çocukların Temmuz'un ortası geldi. Hala daha sahaya inememesi yarın çok daha büyük sorunlarla sizi baş başa bırakmayacak mı? Bakın bırakacak, bizi bırakmayacak, Türk futbolunu bırakacak ve gençliği bırakacak, o Türk gençliğini bırakacak. Şimdi biz her şeyi sadece yapmış olmak için yapıyoruz. Futbol konusu içerisinde. Ben hep bunu söylüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu sınıfta kalmıştır. Açıkçası Türkiye'deki tüm kulüpler iflas noktasına gelmiştir. Bu iş bitmiştir. Bu yeni bir iş değil. Bu geçmişe dönük bir iş. Şimdi herkes bağırıyor. Diyor ki altyapılar, altyapılar. İşte altyapıdan futbolcu alınacak. Neyle alınacak altyapıdan futbolcu? Hangi futbolcu alacak? Çalışmayan altyapıdaki çocuklarımız nereye gelecek? Bizim bu çocuklarımızı 6 hafta içerisinde hazırlama şansımız
Hakikaten çok zor olacak. Bir kere mental olarak, yani psikolojik olarak hazırlama şansımız çok zor olacak. Çocuğu gönderiyorsun. Örnek veriyorum size. Çocuk bizimle birlikteyken küçük yaş grubu, 9 yaş grubu, 10 yaş grubu, 11, U11 liginde oynayacak bir çocuğumuzu düşünün ya. Bu çocuğu gönderirken örnek veriyorum size 10 kilo. Çocuk şimdi bakıyorsun çocuk olmuş 45 kilo. Örnek veriyorum size. Şimdi bu çocuğu bir kere fiziksel olarak normale döndürmemizin süresi çok uzun olacak. Tekrar eski disipline, yani fiziksel disipline alma şansımız çok zor olacak. Mental olarak zaten dağılmış bu çocuk. Elinde bilgisayar, telefon inmemiş, saatte günlerce evinden çıkmamış, yemiş, içmiş, yatmış bu çocuk. Ondan sonra da diyoruz ki ben bunu genellemeye bırakıyorum Gökalp Bey. Genelleme olarak tutuyorum ben bunu. Ondan sonra diyoruz ki Türkiye'de altyapıdan çocuk yetişmiyor. Ya şu sistemde kaydıya alınmayan tek merci, tek kurum biziz biliyor musunuz? Amatör spor kulüpleri kaydıya alınmadı. Şu süreç pandemi süreci içerisinde, yıkıntı süreci içerisinde. Ne yapayım? Hiç kimseden hiçbir bilgi alamıyoruz. En son Cuma günü Sayın ASKF Başkanımız Murat Kandazoğlu ile bir kez daha bir araya geldik bu futbol okulları ile ilgili. Bir bilgi alışverişi yaptık. Kendisi zaten koşturuyor sağ olsun ama bir daha bir durum aktarımı yaptık. O da Cumartesi günü Kent Konseyi'nde milletvekilleriyle bir araya geldi. Ve bu bizim Türkiye genelindeki futbol demiyorum spor okulları ile ilgili tekrar kendilerine bir bilgi aktarımı yapıldı. Onlar da hani bilgim olduğu için söylüyorum, sürekli bilgi alışverişinde bulunuyorum. Onlar da gerekli bakanlıklara bunu iletti, ne kadar zor durumda olduğunu, çocukların ne kadar mağdur olduğunu, kulüplerin ne kadar mağdur olduğu anlatıldı ve yine biz haber beklemeye başladık. Bakalım kaydı alınırsa haber çıkacak, alınmazsa bıraksınlar bu Türk futbolu altyapılara yöneliyor, Türk futboluna işte artık kendi özümüze dönelim. Ben 50 yaşındayım. Nereden baksanız 35-37 seneden beri bu işin içerisinde bir fiil profesyonel de oynadım, milli takımlar da oynadım. 10 sene, 12 seneden beri de altyapıyla uğraşıyorum. Bıraksınlar bu işi, bizi kandırmasınlar. Açıkçası söylüyorum. Çok zor durumlar. Durumlar çok zor. Peki kısa vadede, yani birkaç gün içerisinde bir karar, bir çözüm bekliyor musunuz, yoksa bu pilav daha çok su kaldıracak mı hocam? Bence daha da zaman alacak. Yine kaydı alınmamaya devam edeceğiz. Tabii ki bu düşünerek bu şekilde davranıyorlar. Daha doğrusu neyi düşünmeyerek bu şekilde davranıyorlar. Bunun akabinde bizi temsil eden kurumların ne yaptığını ben çok merak ediyorum. Tabii onlar üst tarafta rantın olduğu kısımlarda mücadeleye devam ediyorlar. Aldıkları liglerle ilgili kararlar bile rezalet, ne olduğu belirsiz. Herkes artık, ben hep söylüyorum, bir işin içerisine kötü şekilde siyaset girmişse, ki bizim Türk futbolu kötü şekilde siyasetin içerisinde, siyaset olacak Türk futbolunun içerisinde, ama işte mesela Cumartesi günü yapılan bu Kent Konseyi'nde Sayın Milletvekili, yanılmıyorsam Nevzat Ceylan, Ankara Milletvekili, tahmin ediyorum Nevzat Ceylan Bey ve birkaç milletvekilinin bu futbol okulları, spor okulları ile ilgili bakanlıklarla istişare kurması, bu güzel bir siyaset. Siyasetin olması gerekiyor. Yani yapıcı, destekleyici. Ama öbür türlü kurumlarımıza sesleniyorum. Bizi temsil eden kurumlara, TASKA, TFF'ye, biz onların takımlarıyız. Bu çocuklar onların futbolcuları. Altyapı futbol okulu dediğimiz zaman birçoğumuz legaliz. Yani kulüplerin altyapısıyız. Ve bunları yavaş yavaş takımlara, ki Volkan Yıldırım futbol okullarında ve spor kulübünde bu hep böyle olmuştu, yukarıya taşıya taşıya bir meslek haline getirtmeye çalışıyoruz. Artı bunu sadece ille lisanslı futbolcu, işte futbolcu olacak değil. İyi insan, sağlıklı insan, özgüveni gelişmiş insan, ya bunlar Türkiye'nin geleceği, bunları konuşma özgürlüğü olan insan. Biz bunları çocuklarımıza aşılamaya çalışıyoruz. Şimdi ama destek bulamıyorsunuz, bir muhatap bulamıyorsunuz karşınızda. Ve bu, siz diyorsunuz ya, bu 2-3 günde açıklanır mı? Kesinlikle ben yine inanmıyorum ama biz mücadelemize devam edeceğiz. Yani sonuçta biz bir iş yapıyoruz. Biz çocukla uğraşıyoruz. Biz hiç kötü bir şey yapmıyoruz ki. Onlar bizim geleceğimiz. Açıkçası.
Hocam çok teşekkür ediyorum görüşleriniz için. Umarım en kısa Rica zamanda bu ediyorum. sorun ortadan kalksın. Çünkü çocukların gerçekten sokağa çıkmaları, sahaya dönmeleri, topla arkadaşlarıyla, hocalarıyla bir araya gelmeleri kendileri için çok önemli. Buna ben de inanıyorum. Umarım ki en kısa zamanda çözüme ulaşsın. Sizi İnşallah. çocuklarınızla buluşturalım. Çok teşekkür İnşallah ben ediyorum. de duyarlı olduğunuz için bu konuya çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim hocam. İnşallah hep birlikte destek sağlayarak bu işi daha güzele ulaştırırız diye düşünüyorum. Çok Sağ teşekkür olun, ediyorum saygılar hocam. sunuyorum. Saygı bizden. Sağ olun, Görüşmek çok üzere hocam. saygılar. Sağ olun. Görüşmek üzere, sağ olun. İkinci konuğumuz Ankara İdman Yurdu Spor Kulübü'nden Mesut Ayıldız hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim hocam. Ne olacak bu futbol okullarının hali hocam? Orla başlayalım lafa. Çok güzel yerden başladık. Şu an bizim de çalışmalar yaptığımız, birçok hocayla ve antrenörlerle görüştüğümüz futbol okullarıyla ilgili inanılmaz bir şekilde mağduriyet yaşıyoruz. Birçok önlemin alınmasıyla başlatabilecekleri futbol okullarına ama hiçbir şekilde bir çalışma yapılmadı. Şu an birçok antrenörümüz buradan evine ekmek götürürken ama hiçbir şekilde bize bir bilgi gelmedi. İnanılmaz bir bilgisizlik var. Bu bilgisizlikle ilgili çalışmalar yapılmasını bekliyoruz ama kimse bizle ilgilenmedi. Bekliyoruz ama en kısa sürede bir çalışma geleceğini düşünüyoruz. AVM'ler her yer açıkken neden futbol okulu açık değil? Bu soruyu biz de kendi antrenörler aramızda kendimize soruyoruz. Neden? Neden açık değil? Hocam bu şeyin hala çocukların sporla, futbolla hemhal olamamasının, tanışamamasının, tekrar bir araya gelememesinin fiziksel ve mental bazı sorunlar yaratacağını düşünüyorum ben çocuklar üzerinde. Bu konudaki görüşünüz neler? Daha bilimsel olarak siz konulara çok daha vakıfsınız. Tabii ki ben şöyle bir açıklamalarda bulunmak istiyorum. Çok kısa bir sürede bir üzücü bir durumla karşılaştım. Takımda çok yetenekli bir sporcum vardı. Onunla tesadüf bir yerde otururken karşılaştım. Çocuk geldi bana sarıldı. Hocam ben antrenmanlara başlamak istiyorum dedi. Ama dedi benim hayalim değişti. Ne oldu oğlum dedim. Ya hocam dedi ben futbolcu olmak isterken şu an sizden tek bir şey istiyorum dedi. Bana kilo verdirin. Benim şu an hayalim kilo vermek. Ya şu an şu 4 aylık süreçte çocuklarımız inanılmaz derecede fiziksel olarak değişti. Çocuklar ister istemez evlere kapandı ve ya hepsi bilgisayar çocuğu oldu, teknoloji çocuğu oldu. Bunun üzerine de çocuklar kilo aldı. Fiziksel olarak yeteneklerini de kaybetmeye başladılar. 4 ay inanılmaz büyük bir süre. Ve çocuklar bunun üzerine yani hayallerinden olmaya başlamış. Bundan daha kötü bir şey olabilir mi? Ya bunun kesinlikle en kısa sürede bir çözüme sağlanması gerekiyor. Bizler antrenörler olarak da yani eğitmenler olarak çocuklarımızın en önemlisi psikolojik olarak tekrar eski haline getirmemiz gerekiyor. Hocam Bunun için de en kısa sürede çalışmalarımızı yapacağız. Ağustos sonunda Dinliyorum. liglerin başlaması planlanıyor. Biz geldik Temmuz'un ortasına. Çocuklarımızı, özellikle altyapıdaki çocuklarımızı kalan sürede fiziksel ve mental olarak ligi hazırlamak mümkün olacak mı? Şimdi hazırlık evresi bizim sezon başı hazırlık evresi dediğimiz çalışma süremiz 4 ile 6 hafta arası. Çocuklarımızı 4 aydır çalıştırmıyoruz. Profesyonel takımda bile çocuklarla beraber tuttuğumuzda düşündüğümüzde 1 ay gibi bir ara veriliyor. 20 gün gibi bir ara verilen bir sürede. Biz çocuklara yaklaşık 4 ay bir süre verdik. Ve bunları 6 haftada nasıl hazırlayacağız? Ya bu imkansız görünen bir şey. Ağustos'un sonunda başlama ihtimali yok. Başlasa bile kesinlikle sakatlıklar, çocukların yapamama üzüntüsü, bunlarla karşılaşacağız. Burada çok büyük psikolojik desteklere ihtiyacımız olacak. Anladım hocam. Sizce yani kısa vadede çözüm bekleniyor mu? Yani birkaç gün içerisinde, bir hafta içerisinde hadi başlayın denebilir mi? Yoksa bu iş biraz daha uzayacak mı sizin açınızdan? Şu an gözüken biraz daha uzayacak bu olay. Çünkü alınan bir önlem yok. Yapılan bir çalışma yok. Yapılan çalışmalar olsa bile bizden nasıl başlayacağız? Bunlarla ilgili herhangi bir bizle görüşen kişi yok.
paylaşım yok. Yani bu olay büyük ihtimal okulların açılmasıyla birlikte açılacağı yönündeyim. Burada da tabii ki antrenörlerimiz daha da mağdur olmaya devam edecek. Hocam peki şimdi pandemi döneminden sonra Süper Lig'den başlayarak bütün takımlar, bütün takımların yöneticileri, gazetecileri, spor insanları, herkeste bir altyapı ampulü yandı. Takımların altyapıları, amatörler sahaya inemezken neyin altyapısını konuşuyor olacağız biz yeni sezonda? Biz şu an amatörler olarak düşündüğümüzde bizleri kim önemsiyor ki? Bizleri önemseyen yok. Sadece tek dertleri profesyonel takımlar. Süper Lig. Süper Lig'deki çocuklar. Yani bizler amatörler olarak bizleri önemseyen yok. Şurada şu an itibariyle amatörlerle ilgili bir önlem alınmazsa, bir çalışma yapılmazsa Türkiye'de futbol biter. Yani şu an çoğu takım, profesyonel takımların beslendiği tek yer, çocuk olarak düşündüğümüzde transfer ettiği tek yer bizim amatör takımlarımız. Amatör takımlara kesinlikle bir önlem alınmalı ve çalışma yapılmalı. Yoksa Türkiye'deki futbolun nereye gideceğini kimse tahmin bile edemez. Bu da gerçekten çok üzücü bir durum. Hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, görüşleriniz için. Biz bu konuyu irdelemeye ve incelemeye devam edeceğiz. Bir çözüm bulana kadar da bu işin arkasındayız inşallah. Sizlerin sesi olmaya devam etmeye kararlıyız. Çok teşekkür ederim. Bizler de bu çalışmaları devam ettireceğiz. En kısa sürede inşallah olumlu sonuç alıp antrenörlerimizi ve çocuklarımızı kesinlikle sahada tekrar görmek istiyoruz. Teşekkürler hocam. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.